Sinegraf şirketinin kurucusu olan Osman Sınav, pek çok iyi yapımın ardından yeni bir dizi yapmaya karar verdi. 1998 yılında önceden tanışmış olduğu Raci Şaşmaz'ı Delirök filminin senaristliğini verir. Raci Şaşmaz dizi ekibiyle beraber araları çok iyi olması durumu ile arkadaş olurlar ve Deli Yürek bittikten sonra oyuncu kadrosu ve yapımda emeği geçen pek çok isim Deli Yürek'ten sonraki iş olan Kurtlar Vadisi'nde de işi koyulurlar. Kurtlar Vadisi'nde ekip çok iyi bir iş çıkarıp harika bir işe imza atar. Seneler geçer, Raci senaryoyu yazmaya devam eder. Osman Sınav dizinin 55. bölümde diziden ayrılacağını söyler. Bunun üzerine 55. bölümden sonra Raci Şaşmaz bir şirket kurar ve bu şirketin adı Panafilm olur. Dizinin yapım şirketi de Sinegraf'tan Panafilm'e geçer. Bunun nedeni hiçbir şekilde bilinmemekte. Çeşitli tahminler, söylentiler var ama bilinmiyor. Osman Sınav'ın kendisi de bu konu bir sırdır ve bu sır benimle mezara kadar gider dedi. Bu devretme olayından sonra ise pek çok kişi diziden çıkıyor ve sonuç olarak Kurtlar Vadisi markası tamamıyla Panafilm'e, yani Raci Şaşmaz'a geçmiş oluyor. Panafilm şirketi birimlere ayrılıyor. 2011'de genç oyuncu yetiştirmek için Pana Sinema Akademisi'ni kuruyor. Film yapım işinde girmesiyle Panafilm yapımlarının ülkede pazarlanması, birçok ülkede yayın haklarının satımı ve fuarlarda temsiliyle ilgilenen Pana Dağıtım ismiyle bir birim kuruyor. Ve bu yapımların prodüksiyonu ile ilgilenen Pana Post diye de bir birim kuruyor abi. 2000 ile 2010 arası Şaşmaz kardeşler için çok iyi gidiyordu. 2010 yılında Raci Şaşmaz, yapımcılık işinin yanında iş dünyasına girmeye karar verdi. Ve bundan 3 yıl sonra 2013 yılında Raci Şaşmaz, kardeşi Necati Şaşmaz ile anlaşamayıp Kurtlar Vadisi'ne ayrılıyor ve Panafilm'den de istifa ediyor. Bununla beraber Bahadır Özdener de ayrılıyor ve artık Panafilm'in sahibi Necati Şaşmaz oluyor. Raci Şaşmaz 2015 yıllarına doğru Pana Yapı ismiyle bir şirket kurup müteahhitlik yapmaya başlıyor. O dönemin kentsel dönüşüm ile anılan Fikirtepe ile ilgilenmeye başladı ve Fikirtepe'deki insanlarla anlaşmalar yapıldı. Raci Şaşmaz'ın planı Fikirtepe'de 6 tane proje yapmaktı. Bu projelere Brooklyn ismini verdi. Fikirtepe, Brooklyn'e benzetileceğinden böyle bir isim tercih etmiş. Bu projeler için Selimoğlu Grup ile ortak oldu. Fakat bu ortaklık biraz sorun olmaya başladı. Şirketler arasında anlaşmazlıklar vardı. Bu anlaşmazlıkların sonunda Pana Yapı, Selimoğlu şirketini satın aldı ve Pana Yapı'nın idaresini ekledi. Böylece bu işte tek şirket, yani Pana Yapı söz sahibi oldu. Brooklyn projesinde 113 dönümlük arazide inşaat yapılacaktı. Toplamda 31 konut ve 13 ticari ünite yer alacaktı. İlk proje Brooklyn Park olacaktı. Brooklyn Park, adaları görmesi ve konumunun çok iyi olması sebebiyle ilk sıraya alındı. Ve 2017'ye yaklaşırken proje bitti ve tanıtıldı. Raci Şaşmaz bu projeden hemen sonra Brooklyn Life ve Brooklyn Dream isimli iki projesini ruhsatını aldığını söylemişti. Genelde Pana Yapı, binalar inşaat halindeyken daireleri ucuzdan satıp kendine mali destek sağlayıp işleri öyle bitiriyordu. Yani pek çok müteahhitin yaptığı gibi. Brooklyn Park'tan sonra Brooklyn Life inşaatı devam ederken Brooklyn projelerinden daireler ve iş üniteleri satılmaya başlandı. Bu gelirlerden sonra Raci Şaşmaz, Denge Holding'in de %48'ini satın alıp yatırımlarını güçlendirdi. Raci Şaşmaz öte yandan da 2015 yılında yapımcısı olup senaristini yaptığı Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz isimli dizisinde devam ettiriyordu. Bayağı yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. İşte tam olaylar 2017'den sonra başlıyor. Bu inşaat işleriyle ulaşırken yapılan röportajda Eto oyuncusu Tarık Ünlüoğlu söz alıp basının önünde Raci Şaşmaz'a diziyle ilgilenmesini istiyor. Benim Raci Bey'e bir sorun var. Raci Bey, Salı günü Eşkıya Dünya yayınlanabilecek mi? Tarık Beyciğim, bu toplantı erken biterse senaryoyu yazıp göndereceğim. Ama yanımızda Oktay Bey var. Şöyle söyleyeyim, halka açık şirketi alır almaz Oktay Bey'in beni burada görür görmez sağ olsun teşrif etti geldi. İnsan bir haber verir diyerek sitem etti. Bir hisse alırdık en azından diye. Yani gönülden şöyle söyleyeyim, inşallah buradan çıkar çıkmaz senaryonuzu göndereceğim ve salıdan yetiştireceğim. Biraz sizleri ihmal ettiğim için özür dilerim. 2018 yılına doğru gelindiğinde Pana Yapı bütçe sıkıntısı çekmeye başladı. Ve şirket içinde tuhaf olaylar olmaya başladı. Brooklyn'in sonraki projeleri ortaya çıkmadı. Arsa sahiplerin kiraları ödenemedi ve Eto dizisindeki oyuncuların maaşı da ödenmemeye başladı. Durumu gören ATV, Eto'yu Raci Şaşmaz'ın elinden alıp yapımcılık rolünü ATV iç yapımlara, yani kendisi devraldı. Raci Şaşmaz artık Eto'nun kadrosunda yer almıyordu. Artık oradan da bir gelir yoktu. Bundan kısa bir süre sonra Denge Yatırım'daki yönetim kurulu başkanlığından da istifa etti. Raci Şaşmaz büyük bir kriz içindeydi. Bu süre zarfında mali sıkıntı sebebiyle yıllar geçmesine rağmen Brooklyn'in olan projeleri bitmedi. Burada iki taraf mağdur kaldı. Hem dairesini alıp da dairenin bitmesini bekleyenler, hem de normalde müteahhitin ödemesi gereken arsa sahiplerinin kiraları. Zamanla kiralar da verilmedi. Söylenenlere göre bu projelerde kullanılacak asansör gibi işler için dışarıdan biriyle anlaşıldı. İş yapıldı fakat ödemeye gelince ödeme yapılmadı. Bunun üzerine bu kişiye ödeme olarak bir sözleşme hazırlandı. Sözleşmeye göre ödeme karşılığı Gebze'de bir arsa verilecekti. Fakat bu arsa ipotekli olup 3 ay içinde ipoteğin kaldırılacağı yazıyormuş. Tabii buna rağmen sözleşme imzalanmış. Fakat arsa ipoteği borçlar ödenmediği için hiçbir zaman kalkmamış.
ve kişi hala yaptığı işin karşılığını almadığını söylemekte. Necati Şaşmaz da Pana Yapı'nın bu borçlarından etkilenmiş. 2019'da Brooklyn projesinde anlaşılan bir firma ödemesi yapılmadığı için Pana Film şirketini icraya vermiş. Bunun üzerine Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'e icra gelmiş ve içerideki bütün eşyalar, kamera, televizyon, bilgisayar, X-ray cihazlarına kadar iki kamyona konup götürülmüş. Pana Film avukatları borçluların şirketle bağlantısı bulunmadığını kaydederken Pana Film'i icraya veren şirketin avukatları ise dosya borçlusu Raci Şaşmaz ile şirket yetkilisi Necati Şaşmaz kardeş olup aynı iş kolunda faaliyet gösterdiğini, Pana isminin ortak kullanılan bir isim olduğuna dikkat çekti. Avukatlar aynı ismi kullanan şirketlerde ortak arası organik bağın sabit olması, yetkililerin birinci derece akraba olması ve aynı iş kolunda olmaları sebebiyle haciz yapılmasını talep etti. Ve haciz onaylandı. Bu olaylar üzerine bir de mağdur edilenler Raci Şaşmaz'a karşı eylem yapmaya başladılar. Proje alanında ve sosyal medyada Raci Şaşmaz linçleniyordu. Ve projelerinin inşaatları mali durum sebebiyle durduruldu. Mağdurların iddiasına göre Raci Şaşmaz mali sıkıntıya girmeye başlamadan önce Pana Yapı şirketinin bütçesinden 350-400 milyon TL arasında parayı boşaltmış ve mali durum sıkıntıları çekmeye başlamış. Mağdurlarından sonra açılan mahkemelerde şirketi çaycının üzerine yapıldığı da söyleniyor. Geçen sene mahkemeden ilgili isimler beraat etti. İnşaat durdurulduktan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fikirtepe'deki anlaşmazlıkların çözülmesi ve mağduriyetlerin gidilmesi amacıyla bir konuşma yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı olaya müdahale edip emlak konutu projenin başına koydu. Fakat bu hamle de yetersiz kaldı. Emlak konutun gelmesiyle inşaat tekrardan faaliyet gösteriyordu ve arsa sahiplerine kiralar gönderilmeye başlandı. Fakat şöyle bir sıkıntı vardı. 2016'da buradan daire alanlar hala mağdurdu. Mağdurların söylediğine göre gidin davanızı açın denmiş. Yani emlak konutun girmesi mağdurlar için pek de işe yaramamış. Raci Şaşmaz'da olanlar üzerine bir röportajda şöyle dedi. Bu olaylarda bireysel olarak siz ihanet yaşadınız mı? Aldatılıp yanlış yönlendirildiniz mi hiç? Evet, ben de ihanete uğradım. Ben de aldatıldım. Sadece şahsıma zarar vermiş olsalardı belki bu durumu affedebilirdim. Ama benimle birlikte yüzlerce insanı mağdur ettiler. O yüzden ne onları ne de onlarla işbirliği, menfaat birliği içerisindekileri affedeceğim. Dosyada gizli kararı olduğu ve soruşturma sürdüğü için fazla bilgi veremem. Ama zihniyeti ve bunun neticesinde maruz kaldığım tahribatı anlatabilirim. Bu şahıslar önce ailemle arama girdiler. İki kardeşi birbirine küstürdüler. Sonra beni kurduğum şirketten ve işimden ayırdılar. Yazarak kazandığım 15 yıllık birikimimi yatırım adı altında hep benden çaldılar. Bu olaylarla ilgili geçenlerde 25 kişi gözaltına alındı. 7 kişi tutuklandı. Bu davaların sonucunda neler olacağını hepimiz yaşayarak göreceğiz. İnşaat işinden bahsediyorsunuz. Siz inşaat işine bilerek ve isteyerek girmediniz mi? Niye gireyim? Benim bir işim, itibarım ve param vardı. Bulunduğum sektörde istediğim kanalda istediğim dizi ya da film projesini gerçekleştirebilecekken niçin inşaat iyi bilmediğim bir işin içine gireyim? Anlamam etmem. Benim sadece elimde bir birikimim vardı. O birikimi bankada mı tutayım, toprağa mı yatırayım derken yanımdaki güvendiğim biri tarafından kandırıldım. Varımı, yoğumu, işimi, gücümü kaybettiğim gibi yüz milyonlarca lira borca sürüklendim. Hiç mi şüphe duymadınız bu durumlardan veya şahıslardan? Şirkete kimi koyduysam pisliklerini bulaştırmışlar. İmzamı taklit edip sahte çekler ve senetler tanzim etmişler. Bana gösterilen hep pembe tablolar, yalanlar olmuş. Bana gelen mailleri kendilerine yönlendirmişler. Kanaldan gelen her ödemenin bilgisine sahipler. Diziden elde ettiğim her kuruşu da çekimiz yazılacak, borcumuz var diye benden istediler. Ben de güvendiğim için ne dedilerse tamam dedim. Daha sonra da gerçekler ortaya çıkmasın diye tüm şirket kayıtlarını silmişler. Gerçekler nasıl ortaya çıkacak peki? Şu kadarını söylemeliyim. Emniyet içinde öyle bir siber suçlarla mücadele şubesi kurulmuş ki dünya standartında iş yapıyorlar. Yok edilen, silinen, kazınmış bilgileri geri çağırmaya başardılar. Şirketimi borsaya açıp inşaatları tamamlayacaktım. Ama kara propaganda buna izin vermedi diye de ekledi. Siz kendi açınızdan mağduriyetinizi anlattınız. Peki yapmayı vaat ettiğiniz şirketler yüzünden mağdur olmuş vatandaşların durumu ne olacak? Bu konu benim içimde yaradır. Buradaki arsalar toplanırken bu şirketlerle alakam yoktu. Benden önceki dönemdir. Anlıyorum ki birçok saf ve temiz insanı ticari olarak gerçekçi olmayan marjlarla gayrimenkullerini vermeye ikna etmişler. Bu insanların mağduriyetlerini sonradan öğrendim. Ben olayı ortaya çıkarmayayım diye de yüzlerce matbu dilekçesiyle insanları tüketici mahkemelerine yönlendirip icralar ve hacizler yaratıp davalarla, borçlarla boğuşacağım ortamı hazırladılar. Ben hiçbir ticari beklentim olmadan projeleri tamamlayıp insanların mağduriyetini gidermek için Çevre Bakanlığı'na koştum. O dönemde bu bölgede benzer sorunlar ve bakanlığın devraldığı emsaller olduğu için sorunun çözüleceğini düşündüm. Bakanlık önce projeleri devralacağını belirtti ve hatta bu durumu resmi siteden duyurdu. Ama yaptıkları iklim bu durumun gerçekleşmesini önledi. Yine pes etmedim. Medya şirketimi borsaya açarım, projeleri içine koyarım, inşaatları tamamlarım diye düşündüm. Ancak kamuoyunda hakkımda oluşturulan olumsuz algı bu teşebbüsümü de imkansız hale getirdi. Şimdi sizin söylentilerinize göre etrafınızdaki herkes suçlu. Peki sizin hiç mi suçunuz yok? Hiç mi hatanız yok? Suçum olup olmadığına mahkemeler karar verecek. Oraya karşı boynum kıldan ince. Ben inançlı bir insanım. Kaderimizde ne yazılmışsa onu yaşayacağız. Ama boğazımdan tek bir haram lokma geçmedi. Bu insanlar benim de neyim var, neyim yok süpürdü aldı. Halen çok ciddi borçlarım var. Dönen dolapları anladığımda artık çok geçti. Şirketten bunlar çıktıktan sonra attığımız adımlarla Allah'tan daha fazla mağduriyetin yaşanmasını önledik.
Hatam elbette var. İnsanlara güvenmek benim en büyük hatam. Bilmediğim işe girmek de hata. Bu insanlar, abi sen senaryo yazmaya, dizini yapmaya devam edeceksin. İnşaat bizim işimiz dediler. O işler öyle olmuyormuş. Önce birkaç daire alarak soktular. Sonra adım adım içine çektiler. Yani bilemedim. Şu anda sosyal medyada hala linçleniyor Raci Şaşmaz. Ve mağdurların sorunu ise hala çözülmedi. İnşaat ise emlak konutta.